Bir de bir tebliğciyle alakalı, yani sonuç ve başarı ilişkisi anlamında Hazreti Nuh Aleyhisselam çok arası açık, yani makası çok açık bir örnektir. Belirgin bir örnek. Ne demek? Sonuç ortada yok doğru düzgün. Cenab-ı Hak sonucu söyledi. وَمَا اَمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيلٌ. Onunla iman eden çok az yani. İlla kalil. Bazısı 8 diyor, bazısı 10-15 yani. Bir elin parmakları kadar. 950 yıllık tebliğ döneminin sonunda kitleler, kalabalıklar, yığınlar yok ortada. وَمَا اَمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيلٌ. Az sayıda kimsecikler var. Peki başarı eğer iman eden kişi sayısıyla ilişkiliyse Hazreti Nuh Aleyhisselam sonuç elde edememiş, neticesi cılız bir durumda gözüküyor. Peki öyle mi? Hayır. Alemlere rahmet Hazreti Peygamber'in kudvesi, rol modeli. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da durup durup Hazreti Nuh'tan haber verdiği innehu kana abden şakura dediği, inna kezalike neczil muhsinin dediği, innehu min ibadinal mu'minin dediği, ve lekad nadana nuhun felenimel mucibun diye övdüğü ilk sırada ulul azm peygamberler arasında en güçlü örnek gözüküyor. Peygamberlerin atası, rasullerin birincisi. Dolayısıyla sonuç, sahadaki sonuç ile Cenab-ı Hak katındaki başarı neticesi birbirinden çok arası açık farklı. Sayıyla ölçülmüyor. O zaman demek ki bir tebliğcinin anlayacağı şey şu. Ben üzerime düşeni yapıyorum. Anlatıyorum, paylaşıyorum. İnsanlara ulaşabilmenin yollarını arıyorum. Bu Hazreti Nuh Aleyhisselam'da Cenab-ı Hak koca bir sure indirdi ve tek tek onu tafsilatıyla bunu kavmine karşı hangi yöntemleri şöyle de denedim, böyle de denedim diye anlattığı bir süreçte demek ki üzerine düşeni yaptığı takdirde netice ortaya hiçbir şey çıkmasa da o onun sorumluluğunda olan bir şey değil. O üzerine düşeni yaptığı zaman netice eğer insanlar icabet etseydi nasıl olurdu? Şöyle muazzam bir netice olurdu. Allah ona o neticeyi yazıyor. Çünkü innemel a'malu binniyat. Biz üzerimize düşeni yaptık. Neticeler zaten Allah'ın elinde olduğu tabii, için. Muvaffakiyet yani, Cenab-ı Hakk'ın elinde, hidayet Cenab-ı Hakk'ın elinde. O açıdan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayette dedi ki bana bütün peygamberler gösterildi. Böyle gelip geçtiler. Bazısının yanında bir kişi, bazısı yanında iki, üç, bazısı işte bir grup kimseyle geçtiler. Bu peygamberlerin tamamına yakını ortada doğru düzgün netice elde edememişler. Hepsi başarısız mı görünüyor? Yani biz tebliğciler olarak وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ diye Resulullah'ı uyarıyor ya Cenab-ı Hak. Acele etme diye. Biz de aynı yaklaşımı oradan öğrenip eğer ben üzerime düşeni yapıyorsam gayretimi, cehdimi, çabamı, takatim ölçüsünde gerçekleştiriyorsam fettakullaha mestata'tum. Gücünüz yettiğince Allah'ı tanımak, saymak, sevmek ve emirlerini yerine getirmek hususunda görevliyiz. Neticenin ortaya bu dünyada çıkması, çıkmaması bununla asla ilişkili değil. Allah'ın katındaki netice kulun çabasına ve gayretine bağlı olarak şekilleniyor. O yüzden Hazreti Nuh Aleyhisselam netice itibariyle وَمَا اَمَنَ مَعْهُ اِلَّا قَل۪يلٌ iken gemiye binerlerken ama onun örnekliği, derecesi, fazileti ilk sırayı, en büyük sırayı işgal ediyor. Peygamberlerin, rasullerin atası, babası olarak bütün insanların mahşeri kalabalıkta önce ataları Hazreti Adem'e koştukları, onun da ya benim yanıma gelmeyin, siz Nuh'un yanına gidin dediği ikinci sırada görüyoruz orada. Yine Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın faziletini ve üstünlüğünü. Evet.